Şu anda stüdyo konuğumuz Today Zaman ve Cihan Haber Ajansı New York muhabiri, gazeteci yazar Sayın Aydoğan Vatandaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hani bu ilginç bir olay gerçekten. Buradan başlayalım. Basın toplantısı sırasında Maria Arif'a sorulan soru. Maria Arif sık sık aslında Türkiye ile ilgili sorularla karşılaşan bir kişi. Mesela son olarak kendisine sorulan sorulardan bir tanesi de Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan'ın birlikte finans çevreleriyle gerçekleştirdiği bir görüşme gerçekleştirmek için Amerika'ya yapmakta oldukları ziyarette o soruyla ilgili de haberim yok diye yanıt vermişti. O da çok tartışılmıştı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu hani ilginç olayı? Maria Arif çok zeki bir kadın. Diplomasiyi de çok iyi bilen bir kadın. Genelde zaten Amerikan devlet kurumlarının sözcülüğü pozisyonunda bulunan insanlar çok temkinli konuşurlar. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri açısından NATO ülkesi olması dolayısıyla önemli bir ülkedir. Dolayısıyla kullandıkları ifadelere dikkat ederler. Burada polemiğe girmek istemediğini anlıyorum ben Maria Arif'in. Ama tabii ki yani Melik Gökçek'in ifadesine karşılık olabilecek tarzda bir ifade kullanmış. Yani kendisini onurlandırmak istemiyorum diyerek hem bir cevap vermiş hem de bu polemiği uzatmak istemediğini anlıyoruz buradan. Yani Türk-Amerikan ilişkilerini sordunuz. Yani son 4 yılda aslında son 4-5 yıldır Amerika ile Türkiye arasında belirgin problemler yaşanıyor. Yani AK Parti iktidarı işte 2002 yılından itibaren yani göreve başlaması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile aslında son derece pozitif bir ilişki içerisindeydi. Zaman zaman bir takım sıkıntılar yaşandı. İşte 1 Mart tezkeresi de yaşandı ama Amerika Birleşik Devletleri genel olarak Türkiye'deki demokratikleşme sürecini ve AK Parti'yi dolayısıyla da destekledi. Buna paralel olarak Türkiye'de ekonomik bir aslında büyüme de yaşandı. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin pozitif katkıları hem Avrupa Birliği'nin pozitif katkıları bu ekonomik büyümeyi de beraberinde getirdi ama özellikle işte Arap Baharı süreci ile birlikte Türkiye'nin Orta Doğu'da böyle inisiyatif alabileceğini ifade etmeye dönük bir takım politikalara girmesi, Müslüman kardeşlerle birlikte bir bölgesel arayışa falan girmesi burada biraz dengeleri değiştirdi. İşte Suriye'de yaşanan Mavi Marmara hadisesi, işte Suriye'de Türkiye ile Amerika'nın ortak bir noktada buluşamaması, aslında Türkiye'nin Amerika'yı tam anlamıyla yanında bulamaması, Amerika'nın verdiği sözleri tutamaması, o kırmızı çizgilerini falan aşamadılar. Evet. Dolayısıyla tek taraflı bakmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında bu tutamadığı sözler oldu. Var, evet. İki taraflı. Yani bozulan ilişkiler Amerika tarafının yapmış yani olduğu onların da hataları, eksiklikleri falan var. Yani objektif bakmak gerekir bu çerçevede. Ama gelinen noktada Türkiye'de şu an bir otokrasiye doğru bir gidiş olduğu, bir otoriterleşmeye doğru gidiş olduğu, Türkiye'de bir rejim değişikliğine doğru gidiş olduğu konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi kaygılar Peki, var. Peki onu açacağız. Yani evet. Türkiye'ye baktığımız zaman bu Amerika'dan Türkiye'ye bakıldığı zaman yani Amerikan hükümetinin bakış açısı Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, okurken nasıl ve nasıl değişti onu birazdan konuşmak istiyorum sizinle ama şunu nereden anlıyoruz yani Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kriz olduğu. Evet mesela son zamanlarda Türk basınında da çok sık haber yapılan bir konu Obama ile işte Cumhurbaşkanı Erdoğan eskisi kadar sık görüşmedikleri gibi haberler çok sıkça işleniyor. Ama nereden anlaşılıyor Türkiye-Amerikan ilişkilerinde yani, bir soğuma veya bir mesafe olduğu? Yani eskisi kadar mesela Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sık görüşememesi işte çeşitli platformlarda Sayın Erdoğan'a eskiden olduğu kadar yer verilmiyor oluşu, Amerikan basınında eskisi gibi işte yer verilmiyor oluşu. Nasıl yer veriliyor? Yani hani yani şu an çok aleyhte tabii. Yani özellikle Türkiye'nin bir işte demokrasiden uzaklaşıp bir otokratik bir devlete doğru gitme sürecinde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi temel değerlerde yaşanan aşınmalar. Bunlar çok gözlemleniyor. Yani New York Times gazetesinde birçok editorial dediğimiz baş makale yayınlandı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan dünyaya hala demokrasinin savunucusu olduğu izlenimini korumaya çalışıyor. Yani böyle bir pozisyon aldı Amerika Birleşik Devletleri
aslında 1946'dan bu yana. Hı hı. Bu yani Soğuk Savaş sonrasında da devam etti. Tabii Amerika'nın çeşitli dönemlerde diktatörlükleri, askeri idareleri desteklediği zamanlar da oldu. Ama bir taraftan da literatüre baktığımız zaman Türkiye bir NATO ülkesi olması dolayısıyla bir de, yani demokratik bir çerçevede olması Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin istediği bir şeydir. Türk-Amerikan ilişkileri bu anlamda işte biraz önce ifade ettiğiniz işte Maria Harf'ın Sayın Davutoğlu ve Babacan Amerika'ya geldikleri zaman, New York'a geldikleri zaman haberim yok demesi. Ya o borç veya bulunarak Bolton, yapılmış bir açıklama yoksa siz yok, az yani önce şey, dediniz yani, ki yani diplomasiyi şey çok iyi bilen evet, bir isimdir yani, dediniz. Evet, gerçekten haberleri olmayabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir Amerikan devlet yetkilileri Washington'da görüşmek için belki bir takım girişimlerde bulunmamışlardır. O görüşmeyi New York merkezi daha çok finans çevrelerine, bakın Türkiye aslında hala ekonomik anlamda stabil bir ülkedir mesajını vermeye çalıştılar ama bu mesaj alınmadı. Şimdi demokrasinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de kişilerin mülk edinme özgürlükleri, işte mal varlıklarının teminat altına alınmasıdır. Türkiye'de mesela Bankasya'ya yapılan bu müdahale, el koyma işlemi Türkiye'de yabancı sermayeyi ve yerli sermayeyi yurt dışına, daha istikrarlı ülkelere kaçırılmasına neden oldu. Mesela Davutoğlu'nun ve Babacan'ın New York'ta vermeye çalıştığı bu mesaj pozitif bir şekilde algılanmadı. Yani Türkiye'de hala ekonomik kriz beklentisi devam ediyor bu anlamda. Çünkü bir ülkede eğer otoriterleşme eğilimi söz konusuysa orada ekonomi tehlikeye girer ve para, yani sermaye daha istikrarlı ülkelere, daha demokratik ülkelere kaçar. Bu anlamda tabii Türkiye ile ilgili gözlemler bu çerçevede. Yani bir taraftan işte otoriterleşmeye paralel olarak ekonominin kötüye gitmesi. Diğer taraftan efendim basın özgürlüğü konusunda yaşanan ciddi kısıtlamalar. İşte insanların yazdıklarından ötürü, söylediklerinden ötürü tutuklanmaları, gözaltına alınmaları falan. Bunlar ciddi bir şekilde takip ediliyor ve kaygı nedenidir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yani Türkiye 1946'dan bu yana aslında Batı ile olan ilişkisi Avrupa Birliği, yani Avrupa ile temelde ve daha geniş çerçevede Batı ile olan ilişkisi çok uzun bir 1839'a kadar götürülebilir aslında. Bu çerçevede Türkiye'nin buradan uzaklaşıp işte bir diktatörlüğe doğru gitme eğilimi veya otoriterliğe doğru gitme eğilimi bir kaygıyla izleniyor. Ama Türkiye işte mesela Ermeni meselesiyle ilgili olarak Obama'nın genocide kelimesini kullanmaması aslında jeopolitik olarak Türkiye'yi hala NATO'da görmek istedikleri anlamındadır. Sadece bununla mı alakalı? Evet yani bölgesel konular açısından tabii, tabii, Türkiye'nin yani, halen tabii, önemli bir ülke aynen, olarak aynen, görülüyor orada, olması. Yani Türkiye'yi kaybetmeyelim. Ama bir taraftan NATO'da var olabilmeniz için rejiminizin demokrasi olması gerekir. Dolayısıyla Türkiye'nin şu an karşı karşıya kaldığı şey, Türkiye benim tahminim yani mutlak anlamda bir şeye düşmez. Yani NATO perspektifiyle baktığımız zaman bir diktatörlüğe düşemez. Düşmez ama neye düşebilir? Otokrasiye düşebilir. Otokrasi nasıl kendisini muhafaza eder veya otokrat liderler nasıl kendilerini muhafaza ederler? O ülkelerde kısmi bir muhalefet vardır ama muhalefetin hiçbir zaman sistemi, iktidarı değiştirebilme gücü yoktur. Dolayısıyla seçim sistemi sadece şeydir, görüntüde vardır. Yine kısmi bir takım muhalif basın vardır ama muhalif basının da algıyı tümüyle değiştirebilecek gücü ve imkanı kalmamıştır. Bunun dünyada örnekleri var. Bu tür otoriter demokrasilerin örnekleri var. Yani evet. Türkiye'de düşerse böyle bir şeye düşebilir. O açıdan benim yani hükümete söylemek istediğim ve işte Erdoğan'a söylemek istediğim, yani bu işte Osman Öztoy'un alınması ve benzeri olaylar daha aslında ileri bir okumaya neden oluyor. Neden oluyor. Evet. Yani en azından bu tür şeyler yapılmasa, bu tür hatalar yapılmasa Türkiye'de hala bir demokrasinin var olduğu düşüncesi hakim olacak Batı'da. İşte bunu bunların ciddi bir hata olduğu kanaatindeyim ben. Peki şunu merak ediyorum. Az önce pek çok işte Amerikan gazetesinde editorial'lar yayınlandı, evet. baş makaleler yayınlandı. Bu tür hani Türkiye'nin belki diktatörlük değil ama otokrasiye doğru adım adım ilerlediği noktasında
bu görüşü savunan editoriallardan bahsettiniz. Bu yani hani Amerikan basınında böyle hakim olan bir görüş olarak mı değerlendirmemiz lazım? Çok yoksa öyle. Bu aynen hani öyle. Washington yönetimi hani kulislerde konuşulan artık ciddi ciddi hani tabii ki Obama tarafından böyle bir şey telaffuz ediliyor olmasa da artık Amerikan yönetiminin o merkezinde kulislerde açık açık dillendirilen bir konu haline geldi mi? Yani benim Washington'da yapmış olduğum görüşmelerde net olarak bana aktarılan şey şu, yani Sayın Erdoğan'ın kendisini sisteme enjekte etti. Yani kendi sistemini yavaş yavaş kurumsallaştırmaya çalıştı. Zaten yani otokrasi böyle oluşur. Yani lider kendisini, yani iktidarın kişiselleşmesi ve hukukun kişiselleşmesi. Yani hukuk dediğimiz şeyin aslında başkanlık sistemlerinde dahi, yani yargının yürütmeden ayrı olması gerekiyor. Yani başkanlık sisteminde mesela yargı yürütme çok daha kesin çizgilerle birbirinden ayrılır. Şimdi Türkiye bir taraftan başkanlığa falan... Bakın o da ilginç. Bu konuyu da belki konuşmak lazım birazdan. Tabii. Yani hani Amerika örneği veriliyor başkanlık. Şimdi Amerika... dünyada başkanlık sisteminin en başarılı şekilde uygulandığı tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ama neden? Şimdi aynı sistemi Latin Amerika ülkelerinde denediler. Ortaya çıkan otokrasiler ortaya oldu. Evet. Yani Venezuela örneği ve diğer örnekleri falan orada diktatörlüklere dönüştü. Neden? Çünkü Amerika'da demokrasi kültürü çok köklü bir kültürdür. Yani efendim anayasasının birinci maddesi basın ve ifade özgürlüğünü tanımlayan, efendim ikinci özgürlüğü, ikinci ifadesi i̇kinci Amerikan anayasasının insanların silah edinme özgürlüğüdür. Nedeni de devletin halka karşı bir otoriterleşme eğilimi içerisinde. İngiltere kolonizasyon geçmişinden geliyor. Yani devlet halka karşı bir suç işlerse halk devlete karşı örgütlensin ve kendisini korusun diye o madde konmuştur. Şimdi Amerika'da bu anlamda insanlar anayasal haklarına son derece sahip çıkarlar. Yani kolay edinmemişlerdir o hakkı, o anayasayı. Dolayısıyla Amerika'da başarılı olması efendim Latin Amerika ülkelerinde başarılı olabileceği anlamına gelmez. Hele Türkiye'de başarılı olabileceği anlamına gelmez. Şimdi eğitimle de çok alakalı bir şey bu. Yani başkanlık sistemi eğer demokrasi kültürü henüz tam anlamıyla yerleşmemiş, eğitim düzeyinin de yeterli olmayan ülkelerde kolaylıkla şeye dönüşebilir. Oligarşi yönetimlere veya işte otokrasilere yönetilebilir. Ama Türkiye işte 1839'dan itibaren aslında bir batılılaşma tecrübesi olan, efendim yaklaşık 100 yıldır bir parlamenterizm geçmişi olan bir ülke olduğu için ben bu sorunları bir şekilde aşabileceği kanaatindeyim. Yani Türkiye'de tamam efendim yani başkanlık sistemini savunanlar şu iddiayı dile getiriyorlar. Deniyor ki işte bu parlamenter sistem koalisyonlara neden oluyor. Oysa parlamenter sistem içerisinde Sayın Erdoğan bu kadar güçlü bir başbakanlık yapabildi. Eğer güçlü bir iktidar söz konusu başbakan olursa değil. Başbakan değil. Bu zaten anladığımız kadarıyla Sayın Erdoğan'a uygun bir yeni kariyer çalışması olarak gözlemliyoruz başkanlık sistemini. Oysa yani bilimsel olarak baktığımız zaman parlamenter sistemin pekala çok başarılı olduğu örnekler var. Türkiye'de de aslında tamam bir takım sıkıntılar yaşandı geçmişte, koalisyonlar falan oldu ama eğer aksaklıklar varsa bu parlamenter sistemin güçlendirilmesi üzerinde aslında durulabilirdi. Hı hı. Şimdi şu an Türkiye'de yani başkanlık sistemine geçmemiş olsak bile aslında fiili bir yarı başkanlık sistemi var. Onu nereden anlıyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olan başbakanın yetkilerini zaman zaman aldığı zaman, yani Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin iktidar alanına girdiği zaman, müdahale ettiği zaman aslında o sistem aşınmış oluyor. İşte örtülü ödenekten Cumhurbaşkanı'na pay ayrılması onu aslında yürütme erkine de dönüştürmüş oluyor, hı hı, bir anlamda. Dolayısıyla tabii yani biraz önce ifade ettiğim gibi başkanlık sistemi kötü bir model değil. Amerika'da aslında çok iyi işleyen bir sistem ama Amerika'da Kongre'nin, Amerikan Kongresi'nin başkanı impeachment dediğimiz suçlayabilme, suçlu çıkarabilme yetkisi var, gücü var. Yani Clinton mesela ABD başkanıydı ama yalan söylediği için Federal Yüksek Mahkeme tarafından yargılandı canlı yayında herkesin gözü önünde. Hı. Şimdi
Amerika'da bir federal sistem var. Federal sistem de dolayısıyla başkanın aslında gücünü kullanmasını bir anlamda sınırlayan da bir konu. Zaten yani, evet. Zaman zaman burada zavallı Obama diye hani Obama'nın yani, orada yapmış olduğu yani başkanlıkla orada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yapmış olduğu başbakanlık arasında yani kıyaslama aynen, hani bizzat AK Partililer tarafından da söylenen bir şey. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman yani mevcut demokratik kurumlar görüntüde varlar. Şimdi parlamento, parlamenterlerin kendi iradeleri yoksa dolayısıyla o aslında kuvvetler ayrılığının bir parçası olmuş olmuyor. Hı hı. Yasama, yürütme, yargı falan diyoruz. Şimdi yargı da aynı gücün kontrolü altına girerse, yasama da aynı gücün kontrolü altına girerse bu başka bir sistem, hı hı, olmuş oluyor. Yani Amerika'da başkanlık sistemi var ama iyi işleyen bir sistem. Orada bir uzlaşmaya dayalı bir sistem var. Yani kongre, efendim senato, başkanın çeşitli politik karar alma süreçlerinde uzlaşmak zorunda olduklarını görüyoruz. Şimdi Türkiye'de bu mu olacak? Yani uzlaşmak zorunda kalınacak özgür iradeleri olan kurumlar var olacaklar mı Türkiye'de? Yoksa tek bir kişinin kararıyla mı alınacak? Bu konuda samimi olmamız gerekir. Yani oysa dediğim gibi yani kötü bir sistem değil ama, hı hı, uygulanabildiği takdirde iyi. Peki, bir sistem. Peki Türk-Amerikan ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle Amerikan yönetiminde Türkiye ilişkin kaygıların artmasına neden olan konulardan bir tanesi basın özgürlüğü ile ilgili tartışmalar dediniz. Burada şu anda Baltimore olaylarının özellikle yaşanmaya başlamasından sonra şöyle bir hani yine CNN International işte gezi olayları sırasında buraya gelip de yayın yapan, hı, CNN'in orada işte polise hak verme gibi bir yayın politikası, yani neden polis daha sert olmadı gibi bir yayın politikası izlediği noktasında Amerikan basınına hani eleştiriler şu anda geliyor. Nasıl CNN'in yayın politikası hakikaten Türkiye'yi gezi olaylarında işte polis şiddeti yüzünden bütün dünya önünde, bütün dünya kamuoyu önünde yargılayan, hani küçük düşüren ama kendi ülkesinde böyle bir olay biraz yaşandığı zaman farklı bir yani tutum sergileyen bir yayın politikası mı? Neler söyleyeceksiniz? O konuda objektif olduğum kanaatindeyim. Yani şöyle, Amerikan devletinin hataları yok değil. Yani yer yer polisin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Şu da bir başka gerçek. Amerikan polisi özellikle zencilere yönelik, yani yönelik zaman zaman çok ciddi şiddet olayları sergilediğini gözlemliyoruz. Yani bu konuyla da ilgili bir şey oluşmuş. Yani istatistikler falan da var. Her yapılan şeyi doğru göremeyiz. Ama CNN'in yayın politikalarına baktığımız zaman, hı hı, Amerikan hükümetine karşı da son derece, hatta aylarca süren mesela eleştirel tutumları olduğunu görüyoruz. Mesela efendim Libya'da yaşanan, işte bir büyükelçinin ölümüyle sonuçlanan, evet, o saldırıda efendim CIA'nin şeyi var mıydı, kusuru var mıydı, işte Hillary Clinton'ın kusuru var mıydı, hatası var mıydı? Aylarca bu süreçleri takip ettiler. Veya efendim FBI'ın veya Amerikan İstihbarat Topluluğu'nun bir haber ajansının telefonlarını dinlemesi, efendim, muhabirlerin, yüze yakın muhabirinin işte e-mail trafiğini takip etmesi, bir başka Amerikalı gazetecinin işte e-mail trafiğini takip etmesi. Bunu da neye dayandırıyorlar? İşte ulusal güvenlik tehdit altındaydı da biz bunları şey yaptık falan, ama CNN'in yayınlarına baktığımız zaman bu süreçlerde de çok ciddi mesela tutum aldıklarını görüyoruz. Mesela New York Times aynı şekilde mesela Snowden'la ilgili de bir başyazı yazdılar. Dolayısıyla yani Türkiye'den bakıldığı zaman biraz abartılıyor diye diye düşünüyorum ben. Yani bu tür şeyleri görmüyorlar falan diye bir şey yok. Yani Türkiye'den işte bakan arkadaşlar eğer öyle görmek istiyorlarsa birazcık subjektif olabilirler diye düşünüyorum. Peki bölgesel konular çerçevesinde Türk-Amerikan ilişkilerine bakacak olursak, az önce siz de ifade ettiniz. Amerika özellikle Obama'nın bu son Ermeni olaylarının 100. yılında yine Metzger ifadesini, soykırım, evet, ifadesini kullanmayıp da Metzger ifadesini kullanması bu açıdan hani önemli. Türkiye'nin halen NATO'da görülmek isteniyor, hı-hı, oluşu, hı-hı, ve bölgesel konularda Amerika'ya önemli bir partner, doğru, ortak oluşundan kaynaklı. Önümüzdeki süreçte mesela bir işte Musul operasyonundan bahsediliyor. Veya işte son dönemde iddia edilen konulardan bir tanesi
Suudilerle Türkler işte bir olup Suriye'ye girecek iddiaları NATO çevrelerinde bu tür bazı iddiaların dile getirildiği belirtiliyor. Türk-Amerikan ilişkileri ne gibi olaylara gebe veya Amerika'nın Türkiye'den bu anlamda bir beklentisi var mı? Hani sonuçta evet bu ifade kullanılmadı, soykırım ifadesi kullanılmadı ama neye karşılık kullanılmadı? Çünkü Papa'nın açıklamalarını da sahip çıktığını gördük Obama'nın. Evet. Burada bir soru işareti veya hani beklememiz gereken bu ilişkilerde bir şey var mı? Şöyle, özel bir başlık. Ne söylersek aslında spekülasyon olur. Dediğiniz gibi aslında Obama'nın açıklamasının çok sert bir açıklamaydı. Yani Obama genocide kelimesini, soykırım kelimesini kullanmadan aslında 1915 yılında Türkiye'de, Osmanlı'da, Anadolu'da yaşanan olayı tam da soykırım soykırımın tanımıyla aktardı. Ama sadece genocide kelimesini, soykırım kelimesini kullanmadı. Evet. Burada dengeli bir tutum aldı ama Ermeni diasporası, lobisi çok rahatsız oldu bundan. Yani bunu işte biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin kaybedilmemesi konusu. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan'la böyle bir Esed rejimine karşı, Suriye'ye karşı böyle bir girişimde bulunursa bu bölgede sectarian yani bir şeye neden olur. Mezhep çatışması temelli bir büyük aslında savaşa neden olur. Şimdi İran dengesi var. İran şu ana kadar Suriye konusunda hiç geri adım atmadı. Evet. Atmadığı gibi bölgede aslında kazanımlarını arttırdı. Bir taraftan Yemen'de birlikte da aynı şekilde. Evet. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la iyi ilişkiler geliştirmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla elimde somut bir şey yok, done yok, bir bilgi yok. Yani böyle bir şey yapılabilir mi? Ne söylesem spekülasyon olur.